Videoyu kesinlikle atlamadan, ileri sardırmadan izlemenizi öneririm. Herkese merhaba dostlar. Ben Ozan. Bugün sizlerle beraber silinmemesi gereken bir dosyayı kaybettiyseniz bunu nasıl geri döndürebiliriz? Bunun hakkında konuşacağız. Öncelikle bilgisayarınızdan veya hard disklerden nasıl hızlı bir şekilde dosyayı kurtarabiliriz? Bunlardan bahsedeyim. Şimdi baktığımız zaman elinizde böyle küçük bir SSD de olabilir. Bunun haricinde büyük bir hard diske veya laptopunuzdan çıkardığınız hard diskler de olabilir. Hiç fark etmez. Burada size anlatacağım uygulama hem araçları olsun hem de kullanım kolaylığı, dosya kurtarma başarısı olsun. Gayet güzel bir uygulama. İsterseniz cihazlar üzerinden yani bilgisayarınızdan, kameranızdan da kurtarma yapabiliyorsunuz. Son olarak bahsetmediğim bir şey daha var. O da şu an kamerada takılı olduğu için size gösteremeyeceğim. Ancak microSD kart veya normal SD kartlarınızı yani telefon üzerinden de kamera üzerinden kaybettiğiniz dosyaları da bu uygulamayla beraber çok kolay bir şekilde kurtarabileceğiz. Aslına bakarsanız microSD karttan bir veri kurtarmak gerçekten çok önemli. Neden önemli? Bundan bahsedeyim. Mesela bir düğün fotoğrafçısıysanız veya benim gibi bir teknoloji editörüyseniz lansmana gittiğinizde orada bazı fotoğraflar ve cihazı anlatırken kullanacağınız videolar çekmemiz gerekiyor. Eğer ki microSD kartta bir hata olursa veya yanlışlıkla silersek kamerada sorun olabiliyor. Çekerken hata verip dosya kendiliğinden kaybolabiliyor. Bu gibi detaylarda dosya kurtarabilmek gerçekten hayat kurtarıcı. Bunun yanında illa fotoğraf ve video olarak da düşünmeyin. Excel dosyanızı bir ödev veya iş için olan bir PDF dosyasında bu uygulamayla beraber kurtarabileceğiz. Ama maalesef ki dosya kurtarma maliyetlerinin çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. Hem ciddi şekilde maliyetlere sebep oluyor. Atıyorum benim gibi elinizde 1 TB'lık bir SSD var. Bu SSD'yi kurtarmaya götürdüğünüz zaman sizden yüzlerce dolar para isterler. Bu işlerde çok ciddi paralar dönüyor. En azından bu tarz evde kendiniz yapabileceğiniz hiçbir problemi olmayan uygun fiyatlı uygulamaları alırsanız hem güvenlik açısından hiçbir problem yaşamadan hem de kendiniz evde rahatlıkla yapabileceğiniz basit bir uygulamayla verileri geri döndürebileceğiz. Ve uygulamaya geçmeden sizce bu tarz faydalı işinize yarayabilecek rehberler gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Videoyu kesinlikle atlamadan, ileri sardırmadan izlemenizi öneririm. Aksi halde herhangi bir adımı kaçırırsanız dosyaları kurtaramayabilirsiniz. O yüzden dikkatli bir şekilde izlemeniz gerçekten önemli. Şimdi daha fazla uzatmadan uygulama nasıl indirilir, nasıl kurulur bununla başlayalım. İlk olarak açıklamada verdiğim linkten TenorShare'in sitesine gidiyoruz ve burada gördüğünüz gibi indir seçeneği önümüze çıkıyor. Kolay bir şekilde indirdikten sonra 1 dakika içerisinde uygulamayı hızlı bir şekilde kurabildiğimizi belirteyim. Uygulamanın neredeyse hiç yer kaplamadığını da söyleyebilirim. Uygulamayı satın almadan ücretsiz bir şekilde hangi dosyalar kurtarılabiliyor bunları da görebiliyoruz. Ben şu anda canlı canlı satın almış bir şekilde videoyu sileceğim. Çöp kutusundan da kaldırdıktan sonra video artık tamamıyla gitmiş oluyor. Bundan sonra kurtarma işlemine başlayacağız. Gördüğünüz gibi flaşımız boş durumda. Uygulamada flaşın sağ alt kısmında scan tuşuna basıyoruz ve cihazımızı tarayacak. Baktığınızda bayağı dosyanın şimdiden bulunabileceğini söyleyebilirim. Burada taranacak dosyaları da seçmemiz gerekiyor. Fotoğraf, video, doküman, ses kaydı ve diğer tüm dosyaları istediğimiz gibi seçebiliyoruz. Ben burada video sildiğimiz için sadece videoyu seçeceğim. Diğerlerini seçmiyorum. Buradan tekrar seçiyoruz ve tabii ki biraz da beklememiz gerekecek. Kurtaracağımız cihazın hızına göre yani SSD mi, flash disk mi buna göre süreler değişebilir. SSD'de daha hızlı şekilde bulabilirken flash disk, hard disk gibi cihazlarda biraz daha beklememiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi sildiğimiz video aynen burada kurtarılmış şekilde önümüze çıkıyor. Buradan recover diyerek videoyu kurtarabileceğiz. Buradaki dosyayı tekrardan nereye kaydedeceğimizi soruyor. İstediğiniz diske rahat bir şekilde kaydedebilirsiniz. Yani aynı diske tekrar kaydetmenize gerek yok. Yine bu aktarma işlemi cihazın yazma hızına göre değişebilir. Ama en fazla 3-4 dakikada
tekrardan dosyamız kurtarılmış olarak aynı şekilde önümüze çıkıyor. Baktığımız zaman gerçekten oldukça pratik ve bir o kadar kolay bir uygulama ile beraberiz. Hızlı bir şekilde silinen videomuzu kurtardık. Dostlar, benim göstermiş olduğum bu adımları uyguladığınız zaman hem Windows hem de Mac için rahat bir şekilde dosyalarınızı kurtarabileceğinizi söyleyebilirim. Eğer ki hard diskinizde donanımsal bir arıza yoksa, yani cihazın anakartında bir problem yoksa, yazılımsal sorunları çözebiliyoruz. Gerçekten bu uygulamanın işinize yarayacağını düşünüyorum. Eğer ki sorularınız olursa yorumlarda yazabilirsiniz. Bana destek vermek, bu tarz teknoloji içeriklerinden anında haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.